Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili halama severler. Hepiniz hoş geldiniz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada dediğim gibi bu arkadaşın aslında doğup büyüdüğü yerlere gelmiş olduk. Ve onun dışında aslında geri kalan herkesin öldüğünü görüyoruz. Yani onun dışında bu fast travel noktalarını koşuşturan bir başkası kalmamış. Gelir gelmez bir tane fragment parçası buluyoruz. Bu videoda aslında hem bu bölgeyi hem de şu an ulaşabildiğimiz ama henüz gitmediğimiz birkaç yer var. Oraları dolaşarak geçiriyor olacağız. Aşağıya gönderelim. Şimdi buradaki düşmanların hemen hemen hepsi için çok güçlüyüz. Sadece yine burada haritam yok. Buradan göstereyim. Burada burayı da mı gösteremiyorum? Burayı gösterdim diyormuştum ya. Buraya geldik diye hatırlıyorum çünkü. Gerçi yok, burası diğer bölge. Okey. Önce en soldan ilerliyor olacağız. Yani buranın daha önce uğradığımız bir yere bağlandığını görüyor olacaksınız. Bu free fall'da alıyor olacağız. Son olarak bir de bu var. Asıl olan yerlerdeki geoların tamamını almış olduk. Buradan bir tane Kings Idol alabiliyoruz. Sol taraftan bir hava esiyor ve oraya gitmemiz mümkün değil. İlk olarak şuradan sağ tarafa gidelim. Burada bir tane çocukluğumuz var. Bunu kurtarıyor olacağız. Aynı zamanda şunu aşağı iniyoruz. Onun da arkasını gösteremediğini iddia ediyorsun. Peki. En azından buraya bağlanan yeri gösterebilmek istiyorum. Ha. Sonunda geldik. Zamanında Green Path tarafından buraya geçmiştik. Buradan devam etmemiştik. Şu an aslında o Howling Cliffs olarak gösterilen bölgeye gidiyoruz ve orayı keşfediyoruz diye düşünebilirsiniz. Haritanın nereye bağlandığını göstermek için biraz çabalamam gerekti ama olsun, bir şekilde başarmış olduk. Şimdi şuradan mı gidiyorduk? Anlamadım. Ha, şuradan gidiyoruz. Evet, okey. Burada bu arkadaşlar var. Çok rahat bir şekilde kendilerini öldürebiliyoruz. Yani şimdi o sandığın içinden nasıl bir şey çıkmaz diye bir böyle tereddüt etmiştim. Tedirgin de tereddüt etmiştim. Burada o arkadaşların bir sürü olduğunu görüyoruz. Onları keşfetmiş olduk. Buradan yukarıya doğru çıkıyor olacağız. Ölmüş olalım. Boulder Shield aldık. Bir nevi aslında ne olduğunu gösterelim. Göstermemiş olmak olmaz. Kırılabilen bir shield. Fakat çok yüksek oranda damage absorbe edebiliyor. Shield'ın kırılması sizin bu charm'ı kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Sadece shield'ın etkisi olan hasardan korumanın biteceği anlamına geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, canlarımızı topluyorum. Ağaçlarımızı yapacağız. Bu ağaç biraz yapması gıcık bir ağaç diyebilirim. Çünkü çok fazla yere gidiyor ve takibi çok kolay değil. Ben genelde bunları toplarken etraftaki düşmanları da aradan çıkartıyorum. Yine şurada gizli bir bölgemiz var. Buradan Wanderer's Journal aldık. Burayı kıracağız. Ya bu ağacı sıfırlayacak. Bakın, sıkıntı değil.
Şimdi buraya geldiğinizde burası aslında DLC'ye gideceğimiz yer olacak. DLC'yi henüz başlatmadık. Ama buradan ilk DLC'yi başlatıyor olacağız. Böyle düşünebilirsiniz. Onun etkileşim yerini açmış olalım. Hop. Böyle gideceğim. Bizde şimdi tekrar ödememiz lazım. Hop. Ağacımızı açıyor olacağız. Buraları bilmemişiz, okey. Tam en sağ tarafta bir tane daha var. Yine burada haritacımızın olduğu yere geliyoruz. Bu bölgeye çok geç gelmiş olduğumuz için aslında haritacı burada bulamıyor olacağız. Çok geç deyince niyeyse böyle sanki aman Allah'ım o kadar mı geç geldik şeklinde bir durumu ifade ediyormuş gibi hissediyorum. Yani oyundaki her yere tam vaktinde gitmeniz gerekmiyor. Herhangi bir event kaçırmıyorsunuz. Sadece işte iki tane NPC ile konuşma eventimizi kaçırdığımızı ifade etmiştim. O da aklınıza bulunsun. Şimdi hop bizi öldürelim. Hop hop. Gideceğiz. Arkadaş ol. Arkadaş ol. Arkadaş ol. Bana garip, çok garip gelen yerlerde açıkçası bu şeyler. Olması lazım. Aynen. Şimdi ilk yapacağımız şey haritacının olduğu yere gideceğiz. Buradan sağ tarafta ilerlememiz lazım. Burada çok başarılı bir çok işimize yarayacak bir şey alabiliyoruz. Nedir adı? Çam alabiliyoruz. Uğraşmanla uğraşmanla tamamen size kalmış. Uğraşmanla geçme imkanınız var. Onlarla savaşa dursunlar, biz ilerleyelim şeklinde. Bu arkadaşlar örümcekten dönüşmezler, içiniz rahat olsun. Oyundaki en çok beğendiğim mekanların bir tanesi aslında burası. Tabii ki şu an geçmekte olduğum yer değil. Anlayacağınız üzere. Şuradan bir canlarımı fulleyeyim. Olalım. Tam olarak şurası. Mavi mavi kelebeklerin yukarıya doğru uçuştuğu çok tatlı, çok hoş bir yerdeyiz. Buradan Johnny's Blessing item'ını almış olduk. Bu sahip olmuş olduğumuz cam miktarını çok fazla sayıda arttırıyor. Ama yani bütün şeylerimizi, cam bar maskelerimizi mavi yapıyor. Artı birkaç tane daha mavi maske ekliyor. Fakat şöyle bir eksi tarafı var. Belki yani eksi olarak değerlendirebilecek bir tarafı var. Canımız azaldığında tekrar can dolduramıyoruz. Hayır. Yapma ya. O kadar da değil. Böyle ilersek daha rahat olacakmış gibi geldi. Gel gel, kesin geleceksin ya. Ben canlarımı basayım. Ne olur ne olmaz. Hop. Vay arkadaş, aşağıya doğru vurdum zannediyorum ama yukarı doğru veya yana doğru vurmuş oluyorum. O yüzden sekemiyorum şeylerden, düşmanlardan. Süper. Johnny's Blessing'i de almış olduk.
Buradan yukarıya doğru ilerliyor olacağız. Aslında ağaç ait şeyleri tamamladığımızda görmüş olduğumuz o nedir adı? Yani şu lantern diyeceğim, sokak lambasının oraya gidiyoruz. Ve buradan sağa doğru geçiş yapacağız. Aynen. Şimdi bu sefer atlamış olduğumuz bu bölgeyi keşfediyor olacağız. İlk olarak burada bol miktarda su alabileceğimiz şu heykel var. Hop, bir tane cam basalım. Şimdi burası dinlenebileceğimiz bir bank yeri. Aynı zamanda burada bir tane daha bize özel skill verecek olan arkadaş var. Kendisinden yeni bir tane skill öğrenmiş olduk. Bu da Cyclone Slash. Yine X'e basarak Hele Somet Bam Final Slash'in kare oluyor. Bu şekilde dönerek ilerleyebiliyorsunuz. Hasar verebiliyorsunuz düşmanlarınıza. Benim çok yapabildiğim şey değil. Yine belirtmiş olayım. Hani sizler dilerseniz bir deneyebilirsiniz. Burada bir de hop, bir warrior'la savaşıyor olmamız gerekecek. Gorb isimli bir arkadaş. Zor olan bir boss değil. Sürekli olarak iğneler atıyor olacak. İlk fazında bir tane iğne atıyor. Daha sonra ikişerli üçerli atmaya başlayacak bunları. Yani şu şekilde. Kendisini yenmiş olduk. Yenmemizin ödülü olarak da bize essence veriyor olacak. Hop. Şurayı incelersek hop. Burada büyük dahi büyük dahi en güzel şey herhalde. Büyük dahi gol yapmaktadır şeklinde bir adı yazı görüyoruz. Burada ilerlemeye devam ediyorum. Burada bir uçurum noktasına geliyoruz. Buradan kendimi aşağı atıyorum. Ve aslında her şeyin başladığı oyunun ilk başındaki King's Pass bölgesine geri gelmiş olduk. Zaten demiştim bu bölgeye daha sonra tekrar geleceğiz diye. Eğer ki şimdiye kadar almadıysanız buradaki oyunun başında benim almış olduğum charm'ı alabilirsiniz. Yani double jump olsun, dashler olsun vesaire. Çok rahat bir şekilde oraya erişebileceğinizi düşünüyorum. Bunu almakla hiç uğraşmayalım. Tık. Buradan dümdüz çıkıyoruz. Ve 4 mouse bölgesine tekrar geri gelmiş olduk. Burada yukarı kısmının haritasını almadığımız için şu haritayı buradan alabiliriz. Aynı zamanda buradan tren istasyonunda haritası pinlerini almış olduk. Dikkat edin, haritacıyı yukarıda uyurken görüyorsunuz. Artık o da seyahat etmeyi ve bu ülkenin haritasını çıkarmaya çabasını bırakmış durumda. Çünkü aslında haritayı tamamlamış durumda. Oyunda gidilebilecek olan bütün bölgeleri, bütün haritalarını almış olduk. Ve bütün bölgeyi aslında dolaştık. Şimdi burada hala yapmadığımız bir sürü şey var. Onları yavaş yavaş aradan çıkartıyor olacağız. Çıkartmadan önce şimdi eğer ki benim yapmış olduğum gibi şu 3 tane özelliği, 3 tane saldırı şeklini 3 farklı ustanın öğrenmişseniz Sly'ın şeyine geldiğinizde ne derler? Dükkanına geldiğinizde kendisinin orada olmadığını ve buradan aşağı inebilen bir yer olduğunu göreceksiniz. Give all him, must.
Kendisi de aslında bizim gibi daha doğrusu diğer bize bunları öğreten insanlar gibi bir Nail Master. Ve kendisi işlerindeki en büyüğü Great Nail Sage olarak geçiyor. Bize Nail Master's Glory çağrını vermiş oldu. Hop, buradan yukarı çıkalım. Şimdi bir nevi bir miktar backtracking yapıyor olacağız. Ama backtracking öncesinde şurada oturup şey yapayım. Backtracking öncesinde gideceğimiz belli başlı yerler var. Backtracking büyük bir sonraki videoya bırakabilirim. Buradan yukarı çıkalım. Şeylerin ödüllerini almak istiyorum. Parayı maksimum yapabilmek için. İlerliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Zenginliğin gözü kör olsun. Bunlardan bir tanesi King's Idol. Yeri neymiş? Paylor. Aynen Paylor'u almayı umuyordum. Paylor'u da almış olduk. Şimdi doğal olarak Paylor'u da almakla birlikte totalde 3 tane Paylor'umuz oldu. Gidip silahımızı bir seviye daha güçlendirebiliyoruz. Şuradan yukarı çıkalım. Kralın istasyonuna gidiyor olacağız. Oradan ilk yapacağımız şey buraya gidelim. Aynen. İlk yapacağımız şey aslında daha önce uğramadığımız bir bölgeye uğramak olacak. Silah güçlenmesini şu an yani yapabilirsiniz dilerseniz. Damage'ınızı arttırmak adına bir boss'la kapışmaya gidiyoruz. Çok zorlanacağımızı düşünmediğim için ben direkt boss'a gidiyor olacağım. Green Path bölgesinde zamanında Love Key diye bir anahtar almıştık. Şimdi buradan çıkmaya çalışsanız imkan olmayacak. Buralar kapalı. Hop. Almış olduğumuz o Love Key'i açabileceğimiz bir bölge var. O bölgeyi açmaya gidiyoruz. Bir de burada zamanında almadığım bir tane Great Journal var. Onu da almış olalım. Aslında Wondrous Journal var. Great Journal neyse. Hop. Buradan sol tarafa geçtim. Dediğim gibi oyunda hala aslında gitmediğimiz opsiyonel birçok yer var. Oraları geziyor olacağız. Ama öncesinde hani aradan çıkartabileceğimiz küçük şeyleri tamamlamak istiyorum. Fazla aşağı düşmememiz lazım. Okey. Evet, falan bakmak daha kolay olacak gibi hissediyorum. Aynen şu alt taraftan sola doğru yürüyor olacağız. Yani emin olamadım buradan mıydı yoksa biraz daha üst yukarıdan mıydı diye. Tower of Love, aşk kulesi olan bölgeye gelmiş olduk. Şu arkadaşlar kırabilirsiniz, kırarsanız içindeki canlıları bir nevi serbest bırakıyorsunuz, düşünebilirsiniz. Bu şeyi çevirdiğiniz zaman aşağıdan baktığımızda açamadığımız kapıları açmış olacağız. Yani bir nevi kısa yolu açmış oluyoruz. Buradan içeri girmek için Love Key yani aşk anahtarını kullanmış olduk. Şimdi burada şunları kıralım. Burada bir koleksiyoncu var. Yani ölümüne bunları koleksiyonuna katıyor. Koleksiyon kattığı her şey hayatta
kalıyor diyemeyiz. Kendisi buna kapışıyor olacağız. Çok mutlu bizi gördüğüne. Çok basit bir mantığı var. Kendisi düzenli olarak koleksiyondan canavarlar aşağı atıyor olacak. Attığı canavarları öldürdükten sonra kendisine saldırabiliyor. Şu an canavarların hepsini tek bir işle öldürebiliyor olacağız. Olabildiğince büyüyle saldırıyorum kendisine çünkü yetişmek çok kolay olmuyor. Nasıl hepsini istedik ya? Elimden geldiğince her şey düşer düşmez saldırmaya çalışıyorum. Arenada fazladan yaratık olmasın diye. Kendisini öldürmüş olduk. Bu değişik bir koleksiyoncu. Bizim bir diğer item toplayanından farklı olarak kendisi bu arkadaşlardan topluyor. Buradan özel bir harita alıyoruz. Collector's Map diye. Bu haritanın olayı şu. Eğer ki şimdiye kadar kurtarmadığımız veya kurtarmadığınız şey varsa, nedir adı? Tırtıl veya grop varsa şu an burada olduğu gibi haritada bunları gösteriyor. Yani sen diyor şu an burada oradaki grobu kurtarmadın diyor. Sanırım bizim bir tek o kaldı. Yok buradakileri... Ha tamam, ben buraya daha gitmedim. Okey mantıklı. Şu alt kısımda şu iki arkadaş var. Burası henüz gitmediğimiz koskocaman bir bölge. Bu yine o bölgeyle alakalı bir yer. Bir de hani esas dolaşıp tamamladığımız bölgelerden bir tek orası kaldı diye biliyorum. Tekrar emin olayım. Aynen. Bu grotları kurtarıyor olacağız. Onları kurtardıktan sonra son olarak bir ödül alıyor olacağız şeyden. Bizim nedir adı? Amcadan, dededen. Kendisinin vermiş olduğu ödül de işte daha önce açıklaması yapmış olduğum charm olacak. Böyle gitsem daha mı kolay olacak acaba? Hop. Şimdi şunu aşağı inelim. Yapacağımız iki tane şey var. Birincisi... Silahımızı upgradeleyeceğiz. İkincisi de sahip olduğumuz journal'lardır. Hollow Nest seal'lardır vesaire. Bunları satıyor olacağız. Yolun istasyonu bölgesinden ilerliyorum. Yerde kestim. Öyle çok bir deş imkanımız yok. Bunu atmış olalım direkt. Yapalım. Kapıcımıza geldik bile. Çok yüksek oranda para alma imkanımız olacak. Ben demiştim ya, oyunda para pek bir sıkıntı olmuyor diye. Bunları alalım. Toplama sahip olabileceğimiz para miktarını göstermek adına aslında biraz da alıyoruz diye diyebilirim. Borisun, Velmi Artred. Kachel, Velmi Artred. Kachel, Velmi Artred. Borisun, Kian, Velmi Artred. Kachel, Liesoki, Velmi Artred. Borisun, Kian, Velmi Artred.
Oyunda bolca öldüğümüz için, yani tabii ki ben hani oyunu daha önce birkaç oynamış olduğum için biraz daha hızlı, biraz daha rahat bir şekilde kimi yerleri ilerletebildim. Ama hani normalde oyunda bolca ölüyoruz, paralarımızı almaya geri gidemiyoruz. Şu an ekstradan, yani ölüyor olsak dahi ekstradan sahip olabildiğimiz bir 15.000 şey var diye düşünülebilir. Paramız oluyor diye düşünülebilir. Yani işiniz rahat olsun, oyunda fakir kalmayacaksınız. Alamadığınız paralar, toplamadığınız paralar vesaire olsa dahi günün sonunda toplamış olduğunuz itemlardan, kesmiş olduğunuz düşmanlardan gelen parayla ihtiyacını karşılayabiliyor olacaksınız. Buraya girelim. Ah, Ranjo Stenja. 4000 Geo vererek upgrade'imizi alıyoruz. Stenja. Garadel Akari. Kendisi diyor ki ilk kez diyor senin kılıcında ben aradığım şeyi şeyi görebildim. Yani senin kılıcında usta bir son seviye kılıcı üretebildim. Onu forge edebildim. Yani işte kızgınlayıp oluşturabildim diye bir yorumda bulunuyor. Ve buradan bizden son bir isteği var. Ranjo Stenja. Pure Nail diye geçiyor bu. Ben diyor bunu artık yaptığıma göre diyor benim için de hayatın anlamı tamamlanmıştır diyor. Burada bu arkadaşın bir quest line var. Dilerseniz burada öldürebilirsiniz, dilerseniz devam edebilirsiniz. Ben burada kendisini tamamlıyor olacağım. Bunu böyle yapmamın tek bir sebebi var. Oyuna eğer ki New Game Pass'a geçerseniz veya tek oynamak isterseniz biraz daha uğraşacağınız, biraz daha farklı deneyimler elde edeceğiniz içerikler olsun istiyorum. Şu arkadaşı öldürelim. Hatta bu kısmı şey video koymamıza gerek yok. King Station'a geri dönüyor olacağım. NPC questlerine merak ettiğiniz questlerine varsa wiki sayfasından, YouTube'dan vesaire videolarını izleyin derim. Çok farklı sonları olan questlerine görüyor olacaksınız. Hoşunuza gidebilirler. Aklınızda olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.